Seni görebilsen. Şu ses kontrolü olarak konuşmayı düşünüyorum. Ben eğilirim abi. Ses kontrolü kurabilirim. 3-4-5 pazartesi sabah çarşı. Müdür. TRT. Beni kapatıyorsun. Nasıl? Beni görüntüdesin tamamen. Canlı değil. Biraz geriye gitsene kardeşim. Ses kontrolü kurabilirim. 3-4-5 pazartesi sabah çarşı. Acaba. Sen bize müsaade edebileceğin var biraz. Sayın Valim, Sayın 1. Ordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, protokolün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer gaziler, değerli basın mensupları. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılacak olan törene hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı kapanış. Çelenklerin sunulması. İstanbul Valiliği Çelengi. Çelenk manyası. Çelenk. Omza. Çelenk yerine. Bağır. Ses prova denemesi 3-4-5. Bu arada çelenkler tanımaya başladı. Yani her an biter biraz. Prova denemeleri. Biz bu arada duydun mu beni? Çelenkleri koymaya başladılar ya. Şimdi de burası bir kişi yapın demeli. Alın hemen orada. Çelenk mangası! Yerlerinize! Var! Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi. Çelenk mangası! Çelenk! Omzu! Çelenk çevirme! Vur! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Hadi.
Sayın Valim, Taksim Cumhuriyet Anıtı töreni sona ermiştir. Milletçe 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün de kutlamalarımıza Taksim Anıtı önünde atamızın huzurunda hep birlikte başladık. Gün içinde kutlamalarımız Vatan Caddesi'nde devam edecek. Akşam da inşallah Yeni Kapı'da bütün milletimizle buluşarak kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Tabii bu yıl özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı aslında milli mücadelenin, cephedeki mücadelenin bir zaferle beraber sonucuna doğru evrilen bir süreçte Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemin başlangıcını işaret ediyor. Tabii milletçe büyük bir mücadele verildi ama benim için 21. yüzyılda 30 Ağustos hangi zaferleri kutlamayı ya da hangi zaferleri hedeflemeyi size aşılıyor, hissettiriyor diye sorarsanız benim için en değerlisi 21. yüzyılın Cumhuriyetimiz için gerekli olan eğitimde, teknolojide, yaşamda en üst seviyeye çıkabilecek şehirlerimizi ve ülkemizi, milletimizi en üst seviyeye taşıyabilecek süreçlere hizmet etmeyi hatırlatıyor. Bu bağlamda 21. yüzyıla yakışan her konudaki zaferi kazanmak konusunda bilinçli bir millet olmayı, Cumhuriyet'e layık, Atatürk'e layık bireyler olmayı inşallah hep beraber başarırız. Ülkemizi de büyük sorunlardan kurtaran ama yoksulluktan ama kentlerimizdeki özellikle birçok sorundan başta mülteci sorunu olmak üzere hep beraber ülkemizin geleceğiyle ilgili beka sorunları diyebileceğimiz deprem gibi problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız. Her bayram bize sorumluluklarımızı hatırlatmalı. Ben de yönetici olarak bu sorumlulukları hatırlayan ve hatırlatan bir insan olmayı ve başarılı olmayı elbette diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.